Değerli misafirlerimiz, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak düzenlemiş olduğumuz ruhsat törenimize hoş geldiniz diyor. Yeni meslektaşlarım ve ailelerini sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Siz yeni meslektaşlarımın hayatlarındaki en önemli adımlarından birinde üyesi ve başkan yardımcısı olduğum Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası adına yanınızda olmaktan kıvanç duyuyorum. Her birinizi tek tek tebrik ediyor, meslek hayatınızın başarılarla dolu olmasını diliyorum. Değerli misafirlerimiz, ruhsat törenimize geçmeden önce açış konuşmasını yapmak üzere oda başkanımız Sayın Hüseyin Halil'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sevgili meslektaşlarım, Sayın TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyemiz Muharrem Kaya ve önceki dönem Oda Başkanımız, Dijital Dönüşüm ve Uyum Komisyonu Başkanımız Doğan Yılmaz aramızda. Yeminli Mali Müşavir Üstadlarımız, hepimiz ruhsat törenimize hoş geldiniz. Bugünkü ruhsat törenimizde zorlu bir eğitim sürecini tamamlayarak mesleğe yeni adım atan 45 meslektaşımıza serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatlarını takdim edeceğiz. Ruhsat alacak tüm meslektaşlarımızı tebrik ediyorum. Aramıza hoş geldiniz. Evet, Sayın Ebubekir Şimşek de aramızdaki önceki dönem oda başkanımız. Yeminli Mali Müşavir Üstadlarımızın arasında saydım ama oda başkanımız Doğan Yılmaz uyarısıyla sizi de anons etmek istedim Sayın Başkan. Sevgili meslektaşlarım, TÜRMOB çatısı altında örgütlenen ülke genelindeki 77 serbest muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile 8 Yeminli Mali Müşavirler Odası'na kayıtlı 125 bin serbest muhasebeci Mali Müşavir ve 5 bin Yeminli Mali Müşavir ile birlikte 18 bin stajyerden oluşan büyük muhasebe camiasının birer ferdisiniz artık. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası bugün 5853 üyesi ve bu meslek mensuplarımızın yanında serbest muhasebeci mali müşavirlik stajını yapan 1100 civarı stajyeriyle ekonomiye ve işletmelerin geleceğine katkı sunmaya devam etmektedir. Üyelerimizin 2778'i serbest çalışmakta, geriye kalan 3075'i ise çeşitli şirketlerde ücretli meslek mensubu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Yılda yaklaşık 200 yeni üye meslektaşımız aramıza katılmaktadır. Yeni katılımların biz ruhsat aldığımız dönemde yaklaşık %60'ı erkek meslek mensuplarından, %35-40 arası kadın meslek mensuplarından oluşmaktaydı. Son 3 yılda oran hızla değişti. Artık yeni gelen meslek mensuplarının %60'ı kadınlardan oluşmakta ve %40'ı da erkek meslek mensuplarından oluşmaktadır. Yakın zamanda Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın başkanlık koltuğunda bir kadın meslektaşımızı göreceğiz umarım. Kadınlar için bir alkış istiyorum arkadaşlar. Sevgili meslektaşlarım, bugün sizler ve aileleriniz için çok özel ve anlamlı bir gün. Bu özel anınızı ve mutluluğunuzu sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Her meslekte olduğu gibi mesleğimizin de bazı sorunları olsa da bugün çok değerli bir camiaya adım atmış bulunuyorsunuz. İnanıyorum ki yenilikçi bakış açınız ve enerjiniz ile sizlerin de vereceği katkılarla mesleğimiz çok daha değerli, çok daha önemli bir meslek haline gelecektir. Geniş ailemize tekrar hoş geldiniz diyor. Sizlere bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Bu bizim ruhsat törenlerimizin klasik hatırlatmaları. Benden önceki başkanlarımın da
ısrarla vurguladığı hatırlatmalar, ancak bunlar artık bizim mesleğimizin manifesto hatırlatmaları. O yüzden bunları mutlaka dikkate almanızı istiyorum. Aldığınız tüm sosyal görevler sırasında ve her yerde mesleğinizi ve odanızı temsil ettiğinizi unutmayın. Çok sık yaptığımız bir yanılgı, meslekte karşılaştığımız sorunlarla ilgili olarak çok fazla söylenir ve bu mesleğin yapılmaz bir meslek olduğunu söyleriz. Yanlış arkadaşlar, çok değerli bir mesleğe girdiniz, çok değerli bir mesleği icra edeceksiniz. Çok zor şartlarda elde ettiğiniz bu ruhsat sizin ayrıcalığınızdır. Ruhsatlarınızı asla başkalarına kullandırtmayın. Meslek etik kurallarına uygun davranın. Meslektaşlarınızı küçük düşürecek eylem ve davranışlardan kaçının. Unutmayın ki meslektaşlarınızı düşüreceğiniz küçük durumlar aynı zamanda mesleği de küçük duruma düşürecektir. Müşteri kazanmak adına fiyat rekabeti yapmayın. Oda etkinliklerine mutlaka katılın. Oda seminerlerini takip edin. Sürekli kendinizi geliştirin. Yeniliklere her zaman açık olun. Yabancı dilin ve teknolojiye hakim olmanın mesleğiniz ve sizler için bir avantaj olduğunu asla unutmayın. Mesleğimize ve mesleki sorunlarımıza ilişkin varsa görüş ve önerilerimizi odanızla paylaşmaktan çekinmeyin. Ayrıca odamızı resmi ve sosyal medya hesaplarından takip edebilir, etkinliklerimiz ve tüm duyurulardan anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Tüm etkinliklerde ben bu duyuruyu yapıyorum arkadaşlar. Odamızın bir YouTube kanalı var. Buradaki genç meslektaşlarımın da YouTube kanalına abone olup, abonelik ücretsiz, odanın tüm paylaşımlarını, eğitimlerini buradan takip edebilirsiniz. Geçmiş eğitimler de orada yüklü ve sizin kullanımınıza hazır halde. Odamızın resmi internet sayfasında komisyonlar bölümünden ilgi alanlarınıza göre kendinizi yakın hissettiğiniz komisyonlarımıza üyelik başvurunda bulunabilirsiniz. Seçim dönemi geçmiş olmasına rağmen komisyonlarda çalışacak tüm arkadaşlarımızın kendi ilgi alanlarına göre müracaat edecekleri komisyonlara atamalarını yapıyoruz arkadaşlar. Özellikle genç arkadaşlarımın bu enerjilerinden faydalanmak istiyoruz. Üyeliğinizin onaylanması halinde komisyon toplantı ve faaliyetlerine katılabilirsiniz. Değerli meslektaşlarım, düzenlediğimiz tüm etkinliklere odamızın web sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Sizleri de bundan sonra düzenleyeceğimiz tüm etkinliklerimizde görmek isteriz. Geçen yıl Cumhuriyetimizin 100. yıl etkinlikleri dolayısıyla odamızın çok güzel etkinlikleri olmuştu. Bu etkinliklerin devamı niteliğinde bir etkinliğimizde tesadüf bu akşam halk oyunları gösterimize mesleğe yeni adım atmış tüm meslektaşlarımızı ve ailelerini buradan davet ediyorum. Bu gösterilerimizin tümü sosyal sorumluluk projesi kapsamında elde ettiğimiz geliri paylaşıyoruz arkadaşlar. Odamıza buradan hiçbir şekilde irat kaydetmiyoruz. Bir yıl boyunca bu gösteriye hazırlanan meslektaşlarımıza destek olacağınızı ve akşam birlikte olacağımızı umuyorum. Sözlerime son vermeden önce mesleğe yeni adım atan siz meslektaşlarım ile önemli bir bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar, seçim döneminden önce bir projemiz olan, benim de mesleğe ilk yeni girdiğim dönemlerde çok zorlandığım bir konu vardı. Bilgisayar programlarını alma konusunda ilk mesleğe başladığımız yıllarda ekonomik olarak çok zorlandığımız için bir vaadimizdi, taahhüdümüzdü. Bunu gerçekleştirmiş olmanın gururuyla da sizinle paylaşmak istiyorum. Zirve YGZ Bilişim firmasıyla yaptığımız anlaşma gereği Zirve Nova Müşavir Paket Programı'nı yeni ruhsat almış arkadaşlarımız, ruhsat aldıkları tarihten itibaren 6 ay içerisinde müracaat etmeleri durumunda ücretsiz olarak kullanacaklar. Biz başlamadan önce diğer programların da buna katkı vereceğini umuyorduk. Nitekim öyle de oldu. Luka'da sizlerin ücretleriyle, sizlerin katkılarıyla kendini geliştirmiş olan Luka bilgisayar programları da ruhsat aldıktan sonra 2 yıl süreyle meslektaşlarımıza ücretsiz olarak verilmektedir. İlk başladığımız yıllarda bizim çok zorlandığımız bir konuydu. Umarım
Karınca kararınca da olsa sizlere buradan bir destek vermiş oluruz. Aynı zamanda aranızda genç meslektaşlarımızın çok olduğunu bildiğim için aranızda büro açmak isteyen meslektaşımız olursa yine genç ofis projemiz kapsamında burada ofislerimiz var. Küçük ofisler ama başlangıç için odayı yanında hissedebileceğiniz ofisler. Yönergeye uygun olan arkadaşlarımızın da yönergeyi inceleyerek eğer talepleri olursa genç ofisten de kendilerini faydalandıracağız. Konuşmamı burada son verirken burada mesleki ruhsatlarını alarak aramıza katılan tüm meslektaşlarımıza ailemize hoş geldiniz diyor. Bu zorlu süreçlerine maddi manevi desteklerini kendilerinden esirgemeyen ailelerine de çok teşekkür ediyorum, saygılarımla. Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Ali'ye açış konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Zorlu bir eğitim ve sınav sürecinin ardından mesleğe yeni adım atan 44 meslektaşımızı tek tek kürsüye davet ederek kendilerine ruhsatlarını takdim edeceğiz. Öncesinde ise sınavda en yüksek not ortalamasını tutturarak ilk 3'e giren meslektaşlarımızı sırasıyla kürsüye davet etmek istiyorum. Sayın Hatice Kübra, ruhsatını takdim etmek üzere Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Ali'yi kürsüye davet ediyorum. Sayın Tuğçe Övet, ruhsatını takdim etmek üzere Sayın TÜRMOP Yönetim Kurulu üyemiz Muharrem Kaya'yı kürsüye davet ediyorum. Sayın Melike Şimşek, izninizle ruhsatını ben takdim etmek istiyorum ve eşi Sayın Uğur Şimşek'le birlikte siz de kürsüye alayım. Buyurun. Kendilerini başarılarından dolayı bir kez daha tebrik ediyoruz. Sayın Ayşegül Sevim, ruhsatını takdim etmek üzere
Oda Başkanım Sayın Hüseyin Ali kürsüye davet ediyorum. Sayın Enes Aydemir, ruhsatını takdim etmek üzere meslektaşımız Sayın Gürsel Aydemir'i kürsüye davet ediyorum. Tebrik ederim. Buyurun. Ruhsatını size vereyim. Sayın Gamze Yılmaz, ruhsatını takdim etmek üzere Oda Sekreterimiz Sayın Yunus Arabacı'yı kürsüye davet ediyorum. Sayın Gamze Yılmaz, geliyor. Yok. Sayın Sezen Balcı. Sayın Sezen Balcı. Karışacak. Sayın Seher Akdeniz. Sayın Bahar Yüksel, ruhsatını takdim etmek üzere yeminli mali müşavir Sayın Ömer Aytekin'i kürsüye davet ediyorum. Çantanızı da takdim ederim. Sayın Işık Özel, ruhsatını takdim etmek üzere Sayın Yönetim Kurulu üyemiz Melek Dönmez'i kürsüye davet ediyorum.
Sayın Nefise Bursalı. Ruhsatını takdim etmek üzere Sayın Fedail Kalemli'yi kürsüye davet ediyorum. Sayın Merve Bayraktar, ruhsatını takdim etmek üzere oda saymanımız Sayın Murat Güner'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Erdem Turan, ruhsatını takdim etmek üzere yönetim kurulu üyemiz, aynı zamanda haksız rekabetle mücadele kurulu başkanımız Sayın Ayhan Karaşin'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Uğur Karabıyık, ruhsatını takdim etmek üzere meslektaşımız Sayın Bünyamin Savaş Albayrak'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Gürkan Dönmez, ruhsatını takdim etmek üzere meslektaşımız Sayın İbrahim Irmak kürsüye davet ediyorum. Sayın Hasan Gergin, Sayın Hasan Gergin, ruhsatını takdim etmek üzere yönetim kurulu üyemiz Sayın Bünyamin Çolak'ı kürsüye davet ediyorum. Başkan Bey'im.
arada çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ruhsat törenimizden sonra kokteylimiz olacak. Lütfen odayı terk etmemenizi rica ediyorum. Ve aynı coşkuyla sonuna kadar ruhsat alan arkadaşlarımızı da desteklemiş oluruz bu vesileyle. Teşekkür ederim. Sayın Mehmet Arı, ruhsatını takdim etmek üzere meslektaşımız Sayın Mustafa Şen'i kürsüye davet ediyorum. Tebrikler. Sayın Sercan Ay, ruhsatını takdim etmek üzere oda başkanımız Sayın Hüseyin Elili kürsüye davet ediyorum. Sayın Sevinç Sevinç, ruhsatını takdim etmek üzere meslektaşlarımız Sayın Halit Arı ve Sayın Halil Erdoğan'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Ayşegül Çimiç, ruhsatını takdim etmek üzere Denetim Kurulu Başkanım Sayın Ayhan Erken'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Seda Atabağ Soy, ruhsatını takdim etmek üzere Denetleme Kurulu üyemiz Sayın Soner Duman'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Gülizar Mutlu, ruhsatını takdim etmek üzere
Disiplin Kurulu Başkanımız Sayın İhsan Acar'ı kürsüye davet ediyorum. Tebrikler. Sayın Bilgehan Çelik, ruhsatını takdim etmek üzere yönetim kurulu üyemiz Sayın Aziz Oku kürsüye davet ediyorum. Sayın Aydemir Şahin, ruhsatını takdim etmek üzere Disiplin Kurulu üyemiz Sayın Ali Matışlı'yı kürsüye davet ediyorum. Sayın Hüseyin Şen, ruhsatını takdim etmek üzere önceki dönem Oda Başkanımız aynı zamanda TÜRMOB Dijital Dönüşüm Sürecine Uyum Kurulu Başkanı Sayın Doğan Yılmaz'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Özlem Vardar, ruhsatını takdim etmek üzere yönetim kurulu üyemiz Sayın Melek Dönmez'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Tuğba Koçaslan, ruhsatını takdim etmek üzere meslektaşımız Sayın Hayrullah Olgun'u kürsüye davet ediyorum.
Sayın Semih Ok, ruhsatını takdim etmek üzere yönetim kurulu üyemiz Sayın Aziz Ok ve meslektaşımız Sayın Recep Efe'yi kürsüye davet ediyorum. Sayın Merve Ağçiçek Bingöl, ruhsatını takdim etmek üzere Sayın Muharrem Özaydın ve Osman Yurdagül'ü kürsüye davet ediyorum. Buyurun, tebrik ederim. Merhabalar. Sayın Sevcan Sülün, ruhsatını takdim etmek üzere yeminli mali müşavir Sayın Bülent Fıçıcı'yı kürsüye davet ediyorum. Sayın Yalçın Koç, ruhsatını takdim etmek üzere disiplin kurulu üyemiz Sayın Nihal Altunkaya'yı kürsüye davet ediyorum. Sayın Yalçın Koç, aramızda yok kendisi galiba. Sayın Özge Tekdemir. Sayın Melek Boztürk, ruhsatını takdim etmek üzere Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Ali'yi kürsüye davet ediyorum.
Sayın Yusuf Bingöl, ruhsatını takdim etmek üzere Sayın İbrahim Koşer'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Seher Güneş, Sayın Seher Güneş, ruhsatını takdim etmek üzere TESMER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Ümit Ayan'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Ümit Ayan, TESMER Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Hayriye Tarakçı'yı kürsüye davet ediyorum. TESMER Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Songül Güldeniz, buyurun efendim. Sayın Murat Sönmez, ruhsatını takdim etmek üzere Sayın Hüseyin İnce'yi kürsüye davet ediyorum. Sayın Furkan Güneş, ruhsatını takdim etmek üzere Sayın Fatih Şimşek, Sedat Güneş ve Yeminli Mali Müşavir Sayın Ebu Bekir Şimşek'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Uğur Bekil, ruhsatını takdim etmek üzere Yeminli Mali Müşavir Sayın Ali Kahve'yi kürsüye davet ediyorum.
Sayın Hülya Özkan. Ruhsatını takdim etmek üzere Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu üyesi Sayın Cevat Sevinci kürsüye davet ediyorum. Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu üyesi Sayın Serdar Özkan. Cevat Bey buradaymış. Buyurun. Sayın Kadir Tolgağan Kayakoğlu, ruhsatını takdim etmek üzere meslektaşımız Sayın Gökhan Güney'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Güzün İşsever, ruhsatını takdim etmek üzere yeminli mali müşavir Sayın Ali Kahve'yi kürsüye davet ediyorum. Sayın Gülgün Cavdar, ruhsatını takdim etmek üzere meslektaşımız Sayın Akın Er Yılmaz'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun, rica ederim. Merhabalar. Sayın Deniz Demir, ruhsatını takdim etmek üzere Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu üyemiz Sayın Serdar Özkan'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Mine Nalbant. Bravo. Ruhsatını takdim etmek üzere Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu üyemiz Sayın Osman Mısır'ı kürsüye davet ediyorum.
Ruhsat alan ve meslek camiamıza adım atan tüm meslektaşlarımızı tebrik ediyoruz. Katılımlarınız için teşekkür ederiz.